Kadir Hocam, ya mezarlığın içerisinde o kadar ilginç mezar taşları var ki sormadan edemiyorum. Yani yine soracağım hocam, bakın ne kadar zarif, ne kadar muhteşem bir mezar taşı. Bunu nasıl yorumlayacağız hocam? Bunu şöyle yorumlayacağız. Bu Selçuklu ve Beylikler döneminin bir sandukası ve evet. Selçuklu ve Beylikler diyorum, üzerine tarih yok. Ancak muhtemelen Beylikler döneminden, yani 14-15. Yüzyıldan Osmanlı döneminde evet. ilginç bir şey yapılmış. Bu sanduka alınmış, alt kısmı düzenlenerek, kesilerek üst bölümüne de bir kavuk yerleştirilmiş, arkasına da kitabe konmuş. Yani evet. Beylikler döneminin sandukası Osmanlı döneminde de mezar taşı olarak kullanılmaya devam etmiş. Evet. Yani aynı işlevli olarak devşirme diyoruz biz buna. Evet. Kullanılmış. Burada da yine çok muhteşem bir kavuk yerleştirilmiş. Evet, kavuk yerleştirilmiş. Bu kısım Beylikler dönemi. Evet. Arka kısım düzenlenerek, hatta kitabede yerleştirilmiş. Evet, burada kitabe var. Şu anda Osmanlı kitabesi de var. Evet. Kavuğu da var. Evet, kameraman arkadaşım da göstersin burada. Onu da belgelendirmiş olalım. Evet, bakınız burada da kitabesi. Evet. Hocam yani bambaşka. Aynı malzemeyi farklı dönemlerde kullanılmış. Atalarımız kullanmışlar. Evet. Evet, burada başka paylaşacağımız bir şey herhalde yok. Geçelim. Hem Kadir Hocam, şimdi burada özel yapılı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bir türbe ile karşılaşıyoruz. Şirvani adıyla anılan, evet. değil mi? Şirvanzade'ye de anılan evet. bir şey. Nedir hocam? Bu yap hakkında bilgi verir misiniz? Burası Şirvani Türbesi. Evet. Yani belgelerden öğrendiğimize göre evet. ve çevredeki mezar taşları bunun Hı-hı. ailesine mensup kişilerin ve Hı-hı. öğrencilerinin mezar taşlarının evet. Ifadelerine göre Nakşibendi tarikatından evet. Bir şeyh evet. ve onun mezarı ve çevresinde de ona bağlı kişilerin mezarları var. Hemen ve söyleyeyim, Şirvan nerenin şehri? Azerbaycan. Azerbaycan. Evet, Azerbaycan'dan evet. gelen. Azerbaycan'dan gelme Şirvan. Hocam. Evet. Malum Denizli bir ahilik merkezi. Evet. Denizli ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran Hazretleri de Hoy şehrinden, Azerbaycan'ın Hoy şehrinden. Evet. Hoy şehrinden gelme Anadolu'ya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'ye geliyor. Bir yılda o Denizli'de kalıyor. Evet. Ve bakın o dönemde Azerbaycan-Denizli bağlantısı. Hatta şeyde vardır, bir rivayettir, bir belgesi yok ama halk arasında gizliden gizliye sanki Şems-i Tebrizi'nin de buralarda metfun olduğu ile ilgili böyle bir şeyler dolanıyor. Ben duyduğum için onu paylaşmayı evet. istiyorum. Denizli biraz da böyle sırlarıyla, bu yönüyle. Yani eski mezarlığın kendine özel bir takım evet. sırları, söylenceleri, efsaneleri var. Halk nazarında böyle bir ruhları etkileyen bir özelliği var hocam. Onu paylaşmak istiyorum. Evet, bunların hepsi mümkündür, olabilir. Çünkü şunu düşünmemiz evet. gerekir. İlvadı Mezarlığı aslında Osmanlı döneminde, belki Selçuklu hı hı. için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şehrin tek mezarlığı değildi. Evet. Başka mezarlıklar da vardı. Evet. Bunlar zaman içinde istimlak edilip evet. yerleşime açıldığı için hı hı. Biz onların şu andaki durumlarını bilemiyoruz. Ama evet. bunlar kayıtlarda var. Evet. Belki o bahsettiğimiz kişiler oralarda da metfundu. Evet. Bunu bilemiyoruz. Evet. Şimdi bakın şurada Dağıstanlı Hacı Peder Efendi. Dağıstan Kafkasya evet. biliyorsunuz. Yine sizin biraz önce söylediğimiz işte Şirvani, Şirvanzade'nin Azerbaycan'dan buraya gelip defnedilişini ifade ediyor. Bir yukarıda böyle bir yazı, levha. Ehli irfan arasında aradım kıldım talep, her hüner makbul imiş, illa edep. O da Yunus Emre Hazretlerinden bir deyiş olarak buraya işlenmiş. Hocam buyurun, içeride bir ziyaret edelim. Evet, Kadir Hocam, burada Şirvani Baba'yı ziyaret edeni şirin bulur. Şirinlik bulur, güzellik yani, bulur. Evet, halkımız sevdiği için, saygı gösterdiği için evet. bu tür levhalar gidip koyuyorlar. Yenilenmiş hali bunun tabii. Sandukası evet. yerine, örtüler yerine böyle bir şekil verilmiş. Evet. Buradaki en orijinal Aha. kısım Arapça kitabesi. Evet. 1268 tarihinde vefat ettiğine dair. Hocam, evet. Şeyh Şirvani'nin Hicri 1268 tarihinde evet. vefat ettiğini belirten evet. Arapça kitabı, evet. orijinali bu. Buradan zaten buradaki metfun kişiyi anlıyoruz. Evet, buradaki kişinin Şirvanzade olduğunu kanıtı evet. Evet, bu. Bu. Budur. Evet, buradan anlıyoruz. Evet. Evet, bu da işte hocam, bilim insanları belgeyle konuşur dedikleri bu. Evet, belgemiz var. Evet, doğru. Ben bazen arada halk efsanesi söylencelerini de dile getiriyorum. Onlar da önemli bizim için. Evet. Çünkü ipuçları veriyor. İpuçları veriyor.
kazdığınızda da ipucu somut hale getiriliyor. Neyi aramam gerektiği konusunda izlerde fikir veriyor değil mi hocam? En güzeli de ikinci namazgahımız aslında onun delili. Belki orayı da gidebiliriz. Ya da yerinde anlatabilirim. Tamam bunu. Hocam. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Kadir Hocam, şimdi burada özel bir mekandayız. Yani mezarlık içerisinde bakıyorum. Dikdörtgen bir yapı içerisinde çok sayıda da sağlı sollu mezar taşları var. Bu nedir hocam? Bir aile mezarlığı burası. Evet. Beylikler döneminde de vardı. Osmanlı döneminde de bu gelenek devam ediyor. Evet. Mezarlı kişiler gömülüyor. Evet. Belirli bir süre sonra da orası yükseltiliyor. Evet. Ve içine toprak yerleştiriliyor, ceset oraya bırakılıyor. Çünkü dediğim gibi kazdığınızda hemen geliyor, kaya zemin geliyor. Evet. O zaman ne yapacak? Duvarı yükseltip içine cesedi yerleştirmesi gerekir. Onun için yüksek var. Evet. Biz de buranın düzenlemesini yaptık. Peki burada mezar taşlarını görüyoruz yine. Evet. Farklı mezar taşları. Burada işte yine... Kadın mezar taşı bu mesela. Üstteki süslemesinden belli. Evet. Hiç okumaya gerek yok. Kadir. Bu kadınlara ait bir mezar taşı. Evet, bir kadının mezar taşı. Evet. 1321-1900'lerin başı. Evet. Yüzyılın başı. Evet. Bu da, hocam bu. Şu da. Bu da bir kadın mezar taşı. Bakın üst kısmında hotoz bölümü. Evet. Takısı. Evet. Şurada. Burada takısı mevcut. Süslemesiyle bu da kadın mezar taşı. Evet. Mesela şu bir erkek mezar taşı. Üstündeki sarık veya kavuğu ile birlikte. Evet. Bu taş parçalı haldeydi. Evet. Parçalarını birleştirdik ve yerine ya diktik. Farklı yerlerden buldunuz hocam siz bu parçaları. Bir kısmı farklı yerlerden bu bulundu. Mezar taşını, mesela bu yakındı birbirine. Bu birbirine yakındı. Evet. Yaz zaten bütünleştirince yazı birbirini tamamlıyor. Evet. Ama yazı ne kadar zarif hocam. Evet, talikatla yazılmış. Hakikaten yani çok zarif bir yazı. Güzel bir yazı. Güzel, çok zarif yazılmış hocam. Evet. Çünkü vurduğu zaman çekişle kayma ihtimali çok yüksek maalesef. Evet. Burada kitabeler direkt ölen kişinin ismini, tarihini verebildiği gibi bunun yanında edebi metinler de var. Evet hocam. Ebced'le düşürülen tarihler de var. Tarihler var. Onları da buluyoruz. Evet. Evet. Böyle geçiyoruz yine. Devam edelim hocam. Değerli dinleyenlerim, operatör doktor Hamdi Berkmen, 1891-1958 Atatürk'ün Denizli ziyareti sırasında da Memleket Hastanesi başhekim olarak bulunan bir zat. Denizli'de tıp tarihinde özel bir isim. Onu da yad etmiş olalım. Efendim burada da Rafet Tavaslıoğlu adını görüyoruz. 1910-1979. Bir zaman biliyorsunuz Tavaslıoğlu Beyliği ya da Tavaslıoğlu ailesi vardı. Deniz'de çok özel. Halini de devam ediyorlar tabii. Ben 1978 Deniz Sesi'ne gelirken köşede, bahçe içerisinde tek katlı evleri vardı bunların. Her gün o evin önüne geçer, gazetesini eline alır ve gazetesini okurdu. Ben öyle hatırlıyorum. Rafet Tavaslıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli seyircilerimiz, bakın yine Denizli'ye özel bir mezar taşı. Evet, yine ne var? Cami var. Caminin giriş kapısı, pencereleri, üst ve kubbe nişleri ve yanında minaresi. Öyle güzel işlenmiş ki çiçekleriyle beraber Kadir Hocam'ın verdiği bilgilerden hareket ediyoruz. Denizli'ye özel mezar taşlarında cami motifi ile ilgili böyle güzel bir yine örnekle karşılaşmış olduk. Değerli dinleyenlerim, şimdi burada özel bir mezarlıktayız. Benim öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla Kadir Hocamızın özel aile bilgisine giriyor ise de aslında Denizli tarihi açısından da önemi olan bir mezarlık. Hocam bu bilgiyi paylaşalım. Burada yatan Mehmet Salih Suluoba bizim dayılarımızdan. Evet. O buhran yıllarında Demirci Mehmet Efe evi basıyor. Adamları tabii ki. Evet. Salih dayımız da o zaman küçük çocuk ve saklanarak kurtuluyor onun eline düşmekten. Evet. O da burada misafirimiz. 1984'e kadar yaşamış oluyor. Evet. Allah rahmet eylesin hepsine hocam. Hocam şu mezarlık nedir? Çok ilginç. Hem eskisi hem yenisi var. Evet. Evet. Bunu görelim hocam. Altta kaya var herhalde. Evet. Anladım. Evet. Bunun çok asıl güzel örneği aşağıda. Evet. Elinizi şey yapabilir. Hocam burada çok özel bir mezarla karşılaştık. Evet. Nedir hocam bu?
Kazımız sırasında kazıyla ortaya çıkartıldı. Bu taş da tamamen kazıyla ortaya çıktı. Olduğu şekliyle. Ha, bu şeyi koruyorsunuz. Olduğu gibi koruyorsunuz. Olduğu gibi koruyoruz. Evet. Yan kısımda da tonozlu bir mezar çıktı. Evet. Yan kısımda. Tonozlu ne demek hocam? Yani üst kısmı kemer biçimde örtülü bir mezar ortaya çıktı. Bundan İlbadı Mezarı'nda iki örneğimiz var. Evet. Bunun örnekleri Doğu Anadolu'da da çıktı. Evet. Bu Türklerin Müslüman olmasıyla ta Orta Asya'daki kurgan geleneğinin biraz İslamileştirilmiş bir şekli. Evet. Ceset toprağa konduktan sonra etrafı örülüyor ve üstü de kemer şeklinde kapatılıyor. Hocam burada kayaya oyulmuş görüyorum ben bunu. Evet. Gayet rahat anlaşılıyor. Sizin söylemenize de gerek yok. Bakın mezar kayaya oyulmuş ve oraya gömülmüş değil mi hocam? Evet. Burada çok nadir güzel örneklerden bir tanesi. Evet. Hem mezarın kendisini görebiliyoruz hem de taşını baştaki beraber görebiliyoruz. Sonra da yerine üzerine fark etmeden mezar yapmışlar. Burası toprakla örtülüydü değil mi hocam? Siz çalışma yapmazdınız. Sadece önce. Şu mezar biliniyordu. Evet. Etrafını açtığımızda böyle bir uygulamayla karşı. Hocam bu taşlar, bakın suların şekil verdiği taşlar. Evet, bunlar düzenekli. Bunlar Pamukkale'den mi gelmiş olmalı? Nerelerden gelmiş çevrede olmalı hocam? Çevrede çok fazla var. Evet, bakın hepsi böyle suların şekil verdiği. Aa, deniz kabuklarının olduğu hocam. Bak bunlar deniz kabuklarının da üzerinde olduğu taşlar. Evet, gözenekli örnekler. Evet. Bu bölgede de var. Çevreden de tabii bir kısmı getiriliyor. Evet. Peki hocam, şimdi gidelim. Hocam bakın burada çok özel iki mezar görüyoruz. Bunlar nedir hocam? Bunlar birbirine bitişik. Yine Beylikler döneminden iki mezar. Tamamen devşirme malzemelerle örülmüş. Evet. 14. yüzyılın mezarları. Ünik örnekler bunlarda. Evet. Ve onun yanında hocam burada bir başka mezar örneği görüyoruz. Bu nedir hocam? Şahide. Evet. Sandukadan meydana gelen bir mezar. Hı hı. Bu da dilimli kemerli şahide, yani baş taşı var. Evet. Buradaki sandukasında dikdörtgen şeklinde. Evet. Bu dikdörtgen sanduka üzerindeki kitabe çok nefis bir sülüsle yazılmış. Evet. Burada yan taraftan kameramanınız buradan alabilirseniz böyle okuma bilenler de okuyabilirler. Ne kadar muhteşem bir yazı hocam. Burada şey yazıyor. Gerçek inananlar ölmez, bir evden bir eve geçer. Oo, gerçek inananlar ölmez, bir evden bir eve geçer. Evet. Yani Aşık Veysel diliyle iki kapılı bir handayım, gidiyorum gündüz gece. Kadir hocam, şimdi bir namazgahın önündeyiz. Nereden biliyorum? Tabelada zaten yazmışsınız. Planı da göstermişsiniz. Evet, bu nedir hocam? Bu bir musalla, yine mezarlıktaki namazgah. Muhtemelen ilk namazgah artık iç kısmında kaldığından ve kullanılamaz durumuna geldiğinden burası inşa edilmiş olmalı. Bu 16. yüzyıldan kalmıştır. Evet. Ve oldukça geniş. 50'ye 40 ölçülerinde büyük bir alanı kaplıyor. Evet. Mihrap nişi de var. Evet. Namaz kılmayla ilgili imamın duracağı yer. Evet. İmamın duracağı yer. Mihrap önü bölümü burası. Ve duvarları çevriliyor. Bakın böyle çevreden. O zaman hocam bak, aşağı duvarlarda çok geniş bir alan burası. Evet. Muhtemelen 16. yüzyılda burası mezarlığın dış sınırıydı. Ha. Buradan daha ileride bulunmamaktaydı. Evet. 16. yüzyıl mezarları. Buranın çok hareketli bir yer olduğunun bir ifadesi. Evet. Kazı sırasında buranın eski görevlilerinden, yaşlı görevlilerinden bir tanesi bize şöyle bir bilgi verdi. Biz buranın namazgah olduğunu bilmezdik. Evet. Ama bu mahallenin kadınları Muharrem ayında, Muharrem'in 10'unda mutlaka aşurelerini burada pişirirlerdi. Ha. Burada toplanılırdı. Evet. Yani o gelenek aslında buradaki toplanma geleneği Cumhuriyet döneminde de 1970'lere 80'lere kadar da devam etmiş. Farklı bir şekilde devam ediyor hocam. Peki, teşekkür ederiz hocam. Kadir hocam, şimdi burada özel, çok özel bir mezarla karşı karşıyayız. Evet. Buyurun. Burası bir tonozlu mezar. Evet. Dediğim gibi burada iki örnek var demiştim. Onlardan en iyi durumda olanı. Evet. Yine gördüğümüz gibi devşirme büyük bloklarla çevrilmiş bir alan. Ama alt kısımda ceset toprağa verildikten sonra yan kısımlardan ve üstten örülmüş. Tuğlayla örülmüş. Yani bir mezar odası oluşturulmuş. Evet. Bir kurgan adeta. Ve dışı da taşlarla, büyük blok taşlarla çevrilmiş. Üzerine de toprak yerleştirilmiş. Kime ait olmuş olabilir hocam? Bir bilgimiz yok. Kazısını yaptık. Herhangi bir mezar taşı, bir belge elimizde yok. Ancak bu tür örnekler Selçuklu ve Beylikler döneminde yaygın. Evet. Yani 13. 14. yüzyıl olmalı. Peki Orta Asya'dan gelen bir geleneğin yansıması olabilir mi? Kesinlikle. Zaten kurganların, ki Hun döneminde kurganlar var, mezar adası olan, biraz daha İslamileştirilmiş şekli diyebiliriz bunlara. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.
Değerli konuklar, bugün Sohbet Adında programında Profesör Doktor Kadir Pektaş Hocam bize denizimizin 800 yıllık İlbadı mezarlığını gezdirdi. Kendilerine ben sizler adına gerçekten teşekkür ediyorum. Hocam sağ olun, var olun. Bilgilendirdiniz. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Hocam. Sağ olun. Buyurun hocam, son söylemek istediklerinizi alalım. Şimdi bahsettiğimiz gibi burada yaklaşık bir 8-9 senelik bir emek var. Bu tabii ki tek kişinin bir şeyi değil, bir çalışmasının ürünü değil. Burada destek veren kurumlar, idari açıdan bize destek sağlayan hem maddi hem manevi kurumlar, arkadaşlarımız oldu. Ama burada ben asıl ekibime teşekkür etmek istiyorum. Başından beri adlarını burada bazı arkadaşlarını yad etmek istiyorum. İlk başlarda Sezgin Sakarya, Muhammed Ürkmez vardı ekibimizde. Daha sonra Davut, Oğuz, Bahri, Yıldırım, Volkan Eğin. İşte bugün de işte mesela Coşkun Hamarat var. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, işçilerimize ve burayı aslında ne olduğunu ve ne olmadığını halkımıza veya bütün dünyaya tanıtan sizlere özellikle çok çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyorum. Görevimiz hocam. Yani biz de çorbada tuzumuz olduysa kendimizi mutlu hissederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden açarmış kanayan rengiyle. Bülbül seherem vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bir bahar ülkesidir birinde. Gönlü buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serbiler altan kalan kabrinde her gece bir bülbül öter, her seher bir gül açarmış. Teşekkürler ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bugün Sohbet Adında programımızı böylece tamamlamış olduk.